Merhaba Modern Peyzaj takipçileri, ben peyzaj mimarı Aytek Akçakaya, Modern Peyzaj'ın kurucusu. Bugün yeni bir projeyi, tasarımını çiziyoruz. Westside İstanbul'un ikinci etabını çizeceğiz. Zorlu bir proje, size birazcık projeyi anlatayım. Westside projesinin ilk etabında 5 adet blok bulunuyordu ve ortada büyük bir avlu vardı. Bu yüzden tasarım daha bir bürtün ve daha bir şirin olmuştu. Fakat ikinci etapta şöyle bir sorun var. 10 adet blok bulunuyor ve ortada büyük bir tek avlu yok. Ortada bulunan bloklar ortadaki avluyu bölüyor ve her bloğun birçok giriş çıkışı var ve bu da peyzajı çok fazla bölüyor. O yüzden hem ilk etapla ikinci etapın tasarımlarını, konseptlerini benzer şekilde yapmaya çalışıp hem de bu çok bölünmüşlüğü bir şekilde kırmamız gerekiyor. O yüzden pek kolay bir proje olmayacak. Ana girişimiz, çıkışımız buradan. Bu projede şu an iç avluya odaklı bir çalışma yapacağız. Hızlı çekimde izleyeceğiz. Bakalım neler çıkacak, değişecek mi, böyle mi kalacak? Sonucunda da yeniden konuşuruz. Projemizin konseptini bitirdik. Gördüğünüz gibi ilk önce kara kalem tasarımı oluşturduk. Ardından pigment kalemlerle onu temize çektik. Şimdi işin en eğlenceli kısmı başlayacak. Gölgeleri verme ve daha sonra da renklendirme aşaması. Hadi bakalım.
projemizin renklendirme ve gölgelendirme süreci de bitti. İsterseniz size proje hakkında birazcık bilgi vereyim ve bu renklendirme, gölgelendirme ve tasarım yaparken dikkat ettiğim noktaları size birazcık anlatayım. Biz modern peyzaj olarak tasarımlarımızda dikatlar kullanıyoruz. Bu projede de tıpkı ilk Vesay'dan ilk etapında çizdiğimiz gibi yine dikatlı formlarla bir tasarım gerçekleştirdik. Tabii bu düz çizgileri, işte hep bir yöne giden düz çizgileri kırmak için bazen 3 boyutlu da işte buradaki pergolalar gibi objeler kullanıp bu monotonluğu kırıyoruz. 4 adet pergolamız var. Bir tane büyük çocuk oyun alanımız var. Burası sitenin zaten girişi. Onun haricinde süs havuzları koydum. Tabii bu süs havuzlarının yerleri pergolalara yakın çünkü burada dinlenen insanların görsel bir seyri olmasını istiyoruz. Çocuk oyun alanını özellikle buraya koydum. Şu blok arasındaki boşluğu hani sesin yankısını en azından bir yerden alması için ve en daireleri de rahatsız etmeyecek şekilde en uygun olan yer olarak, geniş yer olarak burası olduğunu gördüm. Zaten çeşitli bitkilerle de o sesi kırmak için, gürültüyü ve görselliği kırmak için buralara saksı içerisinde ya leylendi ya da bambu tarzında bitkiler yerleştirdim. Biz ilk önce bitkileri düşünmüyoruz tasarımlarımızda. Şu an konsept tasarım olduğu için bitkilendirme aşamasına geçmedik. Fakat bu aşamada bile az çok aslında hangi bitkileri kullanacağımızı kafamızda tabii ki kuruyoruz. Birçok giriş çıkış var bu projede. O yüzden birazcık zorladı beni. Her yerden yol çıkmaktansa meydanlar oluşturup bu meydanlara o yolları bağlıyorum. Böylelikle hani sanki yollar bir amaca da hizmet etmiş oluyor. Bu yol sadece bir yere ulaşmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda içerisinde bazı işlevler barındırıyor. Tıpkı burada süs havuzları, oturma birimleri olduğu gibi. Yine çocuk oyun alanı yolların arasında bir bölgede kalmış. Yani çimlerin arasında bir çocuk oyun alanı yok. Buradaki yollar ve her kullanım alanı birbirleriyle bir bütün. Biz modern peyzaj olarak genellikle bu konsepti yine kullanıyoruz. Hani yolları bir yere ulaşmak için değil sadece, aynı zamanda yolları fonksiyonel olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Birazcık çizim konusunda da bilgiler vereyim. Gölgeleri yapmadan önce görmüştünüz. Gölgeler geldikten sonra birçok obje kendini fark ettirmeye başladı. Çünkü iki boyutlu bir çizimde gölge kullanmazsanız o objeler üç boyutunu hissettirmez. Ama burada palmiyelere gölge koyduğum an, havuzun içindeki ve dışındaki gölgeyi koyduğum an bunun bir havuz olduğu, pergoların daha yüksekte olduğu, dek alanın biraz daha normal alandan yüksekte olduğu hissiyatı yaratılmış oluyor. O yüzden gölgelendirmeyi kesinlikle es geçmeyin. Bakın çalılardaki ufak gölgelendirmeler sayesinde hem çalının yüksek bir gölge oluşturduğu hem de formunu belli ediyoruz. Ağaçlar da öyle. Ağaçlar da aynı şekilde. Hemen formlarını belli ediyor. Hatta sütun formundaki ağaçlara birazcık böyle ince uzun bir gölge atarsanız onun da sütun formunda, piramit formunda bir bitki olduğunu hissettirmiş olursunuz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Yeni videolarda, yeni tasarımlarda görüşmek üzere.